Herkese merhabalar. Tuğçe ile Yaşama hoş geldiniz. Şu anda beni izleyen tüm dostlara sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bugün arkadaşlarım sizleri çok güzel bir yere getirdim. İzlemekten ve burayı gezmekten büyük keyif alacağınızı tahmin ediyorum. Burası arkadaşlarım harika bir ev. Bakın şu arkamda görmüş olduğunuz pembe panjurlu taş evi gezeceğiz. Peki bu ev kimin, neden geldik ve içinde ne var? Hemen bahsediyorum. Burası arkadaşlarım Türk Edebiyatı'nın önemli şair ve yazarlarından Necati Cumalı'nın yaşadığı ev. Urla için ve Urlalılar için çok önemli bir yere sahip. Necati Cumalı 1925 yılında yani 4 yaşındayken Yunanistan'dan ailesiyle birlikte bu eve geliyor ve 4 yaşından itibaren bu evde uzun yıllar geçiriyor arkadaşlarım. Evin içerisinde eserleri, kitapları, şahsi eşyaları, kıyafetleri, hatta satranç takımı ve havan koleksiyonu bile yer alıyor. Necati Cumalı vefat ettikten sonra Urla Belediyesi ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla da bu ev arkadaşlarım halkın hizmetine açılıyor ve Necati Cumalı anı evi olarak Urlalılara armağan ediliyor. Benim için burada gezmek gerçekten çok keyifli. İçerideki yaşanmışlıklar, içeride kullanılmış eşyalar, anılar insanı gerçekten çok farklı yerlere, yıllara götürüyor. Eminim izlerken siz de ne demek istediğimi anlayacaksınızdır. Evin muhteşem bir bahçesi de var ve bu bahçeyi çok beğeniyor herkes. Gelin damat çekimleri bile oluyormuş burada. Ki gelmekte haklılar, gerçekten çok keyifli bir bahçesi var evin. Şimdi lafı çok fazla uzatmayalım. Hemen bahçesini şöyle bir gezelim, ardından da evin içine girip bir an evvel gezmeye başlayalım. Çaylar kahveler hazırsa ben de hazırım. Haydi hep birlikte Necati Cumalı ana evini gezelim arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, işte Necati Cumalı ana evinin girişi burası. Ha şunu da unutmadan söyleyeyim, burası Urla merkezde yer alıyor. Ve buraya arkadaşlarım Fahrettin Altay Urla dolmuşları geliyor. Fahrettin Altay'dan da 984 numaralı Urla otobüsü geliyor. Özel aracıyla gelemeyecekler için bu bilgiyi de paylaşmak istedim. Hep unutuyorum ulaşımı anlatmayı. Bazen bilmiyorum, bazen unutuyorum. Hep söylüyorlar lütfen ulaşımı da söyleyin diye. Aklımdayken söylemek istedim. Kapıdan içeriye girdikten sonra arkadaşlarım bizi şöyle biraz evvel de söylediğim gibi muhteşem bir bahçe karşılıyor. Ve şöyle gördüğünüz gibi de muhteşem bir pembe panjurlu taş ev. Tüm genç kızların hayali bir pembe panjurlu evinin olması değil mi? Evet tabii ki de atamızın büstü olmadan olmaz. Sanatçı toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır demiş atamız. Çok da güzel demiş. Ve bu büstün karşısındaki bu muhteşem evi de yine size şöyle görüntülemekten şu anda büyük mutluluk duyuyorum. Evet arkadaşlarım, gördüğünüz gibi evin girişi ve bahçesi işte bu şekilde. Ben özellikle bahçenin şu alanını çok ama çok beğendim. Bakın şöyle yemyeşil, harika ağaçlarıyla, çimleriyle çok da bakımlı bir yer gerçekten. Ve buranın halkla ilişkiler müdürü olan Hülya Hanım sağ olsun gelen kişilerle son derecede iyi ilgileniyor. Size bilgiler veriyor ev hakkında. Ben de kendisinden müsaade istedim zaten girip çekim yapmak için. Bana da birazcık tiyolar verdi ev hakkında sağ olsun. Ve bu şekilde arkadaşlarım eve gelip istediğiniz zaman gezebilirsiniz. Sabah saat 9 ile akşam 18 arasında açık burası. Pazar ve pazartesi günleri hariç. Evet bu da arkadaşlarım binanın şöyle bir arka tarafı oluyor. Şurada da bir kapısı mevcut. Bakın kapısı bile ne kadar güzel değil mi? Ve burada da arkadaşlarım Kültür Bakanlığı Necati Cumalı Anı Evi diye, Anı ve Kültür Evi diye tabelası da bulunmakta. Evet, bahçenin güzelliğini yine içeriye girmeden evvel size şöyle göstermek istedim arkadaşlar.
Çok da rüzgar çıktı. Bugün Urla'da inanılmaz bir rüzgar var. Bir deniz kenarında falan gezmiş olsaydık rüzgardan uçardık büyük ihtimalle. Evet arkadaşlarım, işte bahçenin genel görüntüsü böyle, bu şekildeydi. Gerçekten çok güzel bir yapı olduğunu düşünüyorum. Bakın, kapının giriş tarafındaki de bahçe bu şekilde ama diğer yan taraf bence daha keyifli. Evet, şimdi bu güzel evin içine artık yavaş yavaş girelim. Bakalım ne güzellikler karşılıyor bizi içeride. Haydi hep beraber görelim arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, içeriye şu kapıdan emin adımlarla ilerliyoruz. Buraya da bir dezenfektan koymuşlar. Çok iyi yapmışlar. Yine bakın şöyle arkadaşlarım, pembe panjurlu çok güzel bir girişi var. Şimdi arkadaşlarım yavaş yavaş içeriye doğru süzülelim bakalım. Burada bizi bir koltuk karşılıyor. Burada da aynı şekilde koltuklar yer alıyor arkadaşlarım. Şöyle ilk önce duvarlara bir bakalım. Duvarlarda Necati Cumalı'ya ait birçok resim. Evet, Necati Cumalı karşımızda. Evet arkadaşlarım, şöyle diğer resimlerini de bayağı bir tepelere falan da koymuşlar resimleri. Bir sürü resmi, bir sürü anısı, her şeyiyle ve büstü. O kadar güzel ve o kadar yaşanmışlıklar içeriyor ki arkadaşlarım, gerçekten hayran olmamak mümkün değil. Bakın kendi yazısıyla bir şiire. Yine aynı şekilde kendi el yazısıyla bir şiiri. Hepsi bu şekilde arkadaşlarım çerçeveletip duvara asılmış ve şöyle bir görüntü oluşmuş. Bu tür yerleri gelip gezmekte ve bu yaşanmışlıkları birebir görmekte gerçekten fayda var. Burası da bir oda arkadaşlarım. Şöyle girelim içeriye. Yerler böyle gördüğünüz gibi tahta. Evet, şöyle bir televizyonu, televizyon sehpası. Yine şu şekilde bir koltuk. Ve burada da arkadaşlarım yapıtlarının isimleri. Aynı şekilde yine yabancı dile çevrilen oyunları, yurt dışı uluslararası festivallerde oynanan oyunlar, yapıtlarının isimleri, gazete küpürleri, almış olduğu ödüller, hepsi burada çerçevelenip insanların bilgisine sunulmuş arkadaşlarım. Hepsini tek tek tabii şu anda okuyamayacağım, zaman kaybetmeyelim diye. Ama bu şekilde bilgilenmek için oldukça güzel düşündüklerini düşünüyorum. Evet arkadaşlarım, bakın burası da halkın hizmetine sunulmuş bir kütüphane olmuş arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi burada Necati Cumalı'nın eserleri ve daha birçok kitap halkın hizmetine sunulmuş vaziyette. Buraya gelip İstediğiniz kitabı alıp mesai saatleri içerisinde arkadaşlarım bu masa ve sandalyede oturup kitabınızı okuyabiliyorsunuz. Eskiden ödünç de veriliyormuş. İnsanlar evlerini alıp okuyup geri getirmeleri isteniyormuş. Ama alınan kitaplar maalesef bir süre sonra geri getirilmemiş. Verilen adres ve telefonlarda yanlış çıkınca ödünç verme işinden vazgeçmişler tabii haklı olarak. Onun için arkadaşlarım bu kütüphaneden de burada oturup yararlanabiliyorsunuz. Bence gayet güzel. Mesela şuradan bir kitap seçip, o kadar çok kitap var ki yani insan hangi birine bakacağını şaşırıyor. Mesela şuradan bir kitap bakayım. Küçük kitap, Türk-Yunan Dostluğu diye bir kitap. Bu kitabı seçtiniz diyelim. Aldınız, koydunuz buraya, oturdunuz şu sandalyede de. Oldukça güzel kitabınızı okursunuz. Çok sessiz, çok sakin. Ben de şöyle şu kitabı yerine koyayım arkadaşlarım. Göstermek amacıyla almıştım. Oldukça güzel ve oldukça arkadaşlarım
harika bir ambiyansı olan yer diye düşünüyorum. Evet, alt kat bu şekildeydi. Zaten burasında kütüphane olduğunu da buraya belirtmişler. Şimdi arkadaşlarım, merdivenlerden yukarıya çıkalım ve yukarıda neler varmış bir de onlara göz atalım. Evet, ışık gözümüze geliyor yukarıya çıktıkça da. Evet, nereden başlasak? Şu odadan başlayalım bence. Bakın arkadaşlarım, yine şu şekilde. O bir sürü çerçeve, bir sürü Necati Cumalı'nın eserleri, kendi resimleri. Öldükten sonra bile dünyaya bir şeyler bırakmak bence çok güzel bir şey. Belgelerle Necati Cumalı. Bir girelim bakalım. Evet, yine duvarlarda. Böyle bu şekilde yazdığı şiirler hepsi arkadaşlarım ölümsüzleştirilmiş ve duvara çerçeveletilmiş. Çok güzel. Hepsini tek tek şu anda tabii ki de okumak isterim ama videomuz o kadar uzar ki bitmek bilmez. Ama şurada Urla diye bir şiir dikkatimi çekti. Onu kısa bir okuyalım dilerseniz. Diyelim bir masa var önümde, elimde bardak, oturmuş içiyorum. Bardak mı, Urla mı tuttum? Bardağı masaya, tak, vurdum mu, vurdum. Masaya dönüyorum, Urla, uzak, uzak, uzak. Diyelim oturmuş yazıyorum, birden duruyor kalem. Bir görüntü ak kağıtlarda, ev ev, sokak sokak. Yine Urla oluyor konum. Bir ağız mızıkam var. Üflüyorum. Re, mi, fa, sol, la. Bir es giriyor araya. Ya Urla? Çok güzel. Bunlar oku oku bitmez. Gerçekten muhteşem eserler. Evet, şimdi gelelim özel eşyalarına. Ben de buradayım bu arada. Evet, birazcık şöyle kadrajdan çıkmam lazım yalnız. Evet arkadaşlarım, bir pardösü. Kaşkol, ayakkabı ve pantolon görüyoruz. Çok güzel. Yanında da bir şapka. Yine takım elbise tarzında bir kıyafet. Gömleği, kravatı, ceketi, pantolonu, ayakkabısı ve kemeriyle beraber. Aşağıda da yine bir kravatlı gömleğini görmekteyiz. Burada ne varmış? Hemen buraya bir bakalım. Kahve içerken Necati Cumalı'nın çok güzel bir resmi. Gözlüğü, kol düğmeleri, saati, yine gözlüğü ve tarığı. Ay gerçekten tüylerim diken diken oldu. Ay çok acayip hissettim kendimi şu an. Evet, parfümü Gucci'nin Aftershave'i. Sanıyorum bu bir tansiyon aleti olabilir. Çantası ve kahve fincanı. Evet, yani öldükten sonra eşyaların bu şekilde sergilenmesi ve sanki hala bu evde yaşıyormuşçasına olan anılar insanı gerçekten arkadaşlarım çok böyle tüylerini diken diken ediyor. Evet, şimdi gelelim bir diğer camlı dolaplara bu eşyaları da zaten koymuşlar. Hemen bakalım. Lisedeki fizik defteri. Oo, yazısı da çok güzelmiş yalnız. Bayıldım. Bir çocukluk fotoğrafı. Zarf acacığı. Vallahi bunu bile saklamışlar. Müthiş bir şey. Evet, lise yıllığı. İnşallah camdan da yalnız parlamıyordur arkadaşlarım. Elimden geldiğince güzel görüntülemeye çalışıyorum ama arkadaki pasaport ve kimlik. Evet. Evlilik cüzdanı, Türkiye Yazarlar Sendikası kartı, Türk Dil Kurumu üye kimlik belgesi, tüm özel belgeleri de hepsi böyle bu şekilde. Çok tatlı bir çocukmuş. Bu da sünnet resmi olsa gerek. Aa, şurada da büyüğü varmış sünnet resminin. Evet arkadaşlarım, işte burada da
Havan koleksiyonu. Necati Cumalı havanları çok seviyormuş ve her gittiği yerden böyle havan alırmış. Ve bu şekilde havan koleksiyonu oluşturmuş. Şöyle şu şekilde. Çok güzeller gerçekten. Oyuncak gibi görünüyorlar. Yine şu şekilde. Ah bir de camdan ben çıkmasam çok güzel olacak ama. Şu şekilde. Hep mutfaklarımızda yer alan, hep elimizin altında olan havanın koleksiyonunu yapmak kimin aklına gelir acaba? Benim gelmez. Yine şöyle bir zarf açacağı ve satranç takımı. Şöyle göstereyim. Bu da oyun takımlarıymış. Şurada bir iskambil kağıdı görüyorum. Burada da şöyle bir yine akıl ve zeka oyunuyla alakalı bir şeyi görüyorum. Ve arkadaşlarım, düğün fotoğrafları, yine şöyle bir aile fotoğrafı, bir sürü eski fotoğraflar, yaşanmışlıklar, çerçevelenip duvarlara asılmış, duvarları süslemiş gördüğünüz gibi. Evet, burası da bir odaydı arkadaşlarım. Şimdi bu odadan ayrılalım. Bakalım şimdi bizi ne karşılamış. Bunlar da plaketler. İlk başta şu en ortadaki onur plaketine bakalım. Sayın Necati Cumalı'ya kültürümüze, sanatımıza ve Atatürkçü aydınlanmaya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz demiş. 6 Mayıs 1996'da verilmiş bir onur plaketi. Harika. Necati Cumalı'nın 75. doğum yılına armağan denmiş. Türk tiyatrosunun duayenlerinden Necati Cumalı'ya Türk tiyatro ve edebiyatına yaptığı büyük hizmetlerden ötürü şükranlarımızla ve bir sürü plaketler, ödüller. Bu Yunus Nadi roman ödülüymüş mesela. Çok çok güzel gerçekten de arkadaşlarım. Yine şöyle duvarlarda resimler, çerçeveler. Nalınlar isimli oyun biliyorsunuz ki zaten Necati Cumalı'ya aitti. Onun afişi gibi bir şey sanıyorum bu. Onu da duvara koymuşlar. Evet, yine aynı şekilde alınmış ödüller. Başarı ödülleri, plaketler. Bu camlı dolabı da süslemekte arkadaşlarım. Evet, bakın tiyatro oyunlarından da bazı görüntüler arkadaşlarım. Yine duvarları süslemiş. Susuz Yazı da duymuşsunuzdur. Biliyorsunuz tiyatromuzda önemli bir yere sahip olan oyun. O da Necati Cumalı'ya ait bir oyundu. Şimdi Necati Cumalı çalışma odasına bir göz atalım. Oo, gerçekten çok güzelmiş burası da. Yine şöyle arkadaşlarım. Masası, sandalyesi, daktilosu. Her şeyiyle. Çok güzel görünüyor burası gerçekten de. Ay vallahi tüylerim diken diken oldu. Bunu her seferinde söylüyorum ama bir de böyle hissiyatı Atatürk Müzesi'nde gezerken oluyorum. Şöyle bir divan. Üstü örtülmüş tabii ki. Şöyle bir bakın gramofon. Gramofon ne kadar eski değil mi? Hiç ben böylesini daha önce görmemiştim. Arkada yine eski bir radyo ve eski bir daktilo. Daktiloyu da hemen şöyle görüntüleyeyim. Bu daktilodan bizde de vardı bu arada. Evet, yine şöyle eski bir kalemlik. Yine bu şekilde bir kutu ve fotoğraf makinesi. Evet, bu odada oldukça güzel arkadaşlarım. Yine camlı bir dolap var bu odada da. Ve Necati Cumalı'nın eserleri, kitapları işte burada sergilenmiş. Bunlar da bir kısmıdır kitaplarının diye düşünüyorum. Boş Beşik mesela arkadaşlarım, Boş Beşik'i de duymuşsunuzdur. Unutulmaz eserlerinden yine duvarlarda bu şekilde de kendi yazısıyla Necati Cumalı'nın şiirleri yer almakta. Evet arkadaşlarım, bakın biraz evvel bahsettiğim Boş Beşik'in yine bir afişi. Yine duvara koymuşlar. Çok güzel olmuş. Bu da Boş Beşik'ten bir görüntü. Gerçekten çok çok güzel.
Burası da bu şekilde arkadaşlarım. Her yeri gezdik. Ev buram buram anı kokuyor. Buram buram yaşanmışlık kokuyor. Buradan da biraz evvel görmüş olduğumuz bahçeyi görüyoruz. Şimdi şöyle karşıdan aşağıya inmeden yine son kez bir göz atalım. En çok şu çalışma odası hoşuma gitti benim bu arada. O çok böyle beni etkiledi. Tabii ki kıyafetleri, havan koleksiyonu, satranç takımı, her şeyi çok güzeldi. Çok da güzel sergilemişler, korumuşlar. Tertemiz bir ev. Ben bayıldım. Evet, şimdi arkadaşlarım yine merdivenlerden aşağıya doğru iniyorum. Ondan sonra aşağıda tekrar buluşuyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım, işte Necati Cumalı ana evi bu şekildeydi. Ben gezmekten çok büyük keyif aldım. O yaşanmışlıklar, o kullanılan eşyaların büyüsü, gerçekten buram buram anı kokan, buram buram yaşanmışlık, tarih kokan bir evde gezmenin vermiş olduğu mutluluğu yaşıyorum şu anda. İnşallah aynı hissiyatı size de geçirebilmişimdir. Kapanışımı da bu güzel bahçe ortamında yapmak istedim. Rüzgar çıktı. Her ne kadar saçımı başımı bu şekilde dağıtmış olsa da sizlere yine de bu bahçede hoşça kalın demek istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yararlı olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki pazartesiye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.